Çanakkale'den herkese selamlar. Bu sefer ailece kampa geldik. Kurulum işleri bittikten sonra hiç vakit kaybetmeden denize iniyorum. Bugün sizlere dalışımı arada farklı kamera açılarından izletmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Tüm aile beni uğurluyor. Ve kızımın şans öpücüğünden sonra moral ve motivasyonum tavan yapıyor. Evet. Hadi bay bay. İyi oldu. İyi oldu. Haydi işte. Kaya altında ahtapotu fark ediyorum. Bazen tahminimden ufak çıkabiliyor. Bu sebeple çıkarılabilecek durumdaysa kolay kolay ahtapota mecbur kalmadığım sürece atış yapmıyorum. Bunun boyu gayet iyi. Şifre balığını ıskalıyorum. Kayanın dibine sinmiş tekir balığı. Kumda yemlenen kefal balığı. Atış için uygun anı kolluyorum. Burada dikkatli bakarsanız taşın altında ahtapot var. Yanına inip kontrol ediyorum. Kamera açısına yansımıyor ve çok ufak. İnmişken de çağrı yapıyorum.
Gelen mırmırı alarak çıkıyorum. Bir ahtapot yuvası daha. Bu da çok küçük. Hiç rahatsız etmeden çıkıyorum. İki açıdan izlediğiniz bu videoda irice bir mığrı balığı kayanın altında. İyi yerden vuramadığım için biraz sakinleşmesini bekliyorum. Yoksa deli gibi dönüyor. Vurduğum yerden koparacak diye korkuyorum. Thank you.
Marmara'da sıkça karşılaştığım ama burada görmeye pek alışkın olmadığım batod balığı çıkıyor yine karşıma. Kumda yemlenen kefallerin dikkatini çekmeye çalışıyorum. Ama pek oralı olmadıklarını görünce ürkütmemek için yavaşça yaklaşıp atışımı yapıyorum. İsabet sağlayamıyorum. Bir küçük ahtapot daha. Yuvasını eski haline getirip uzaklaşıyorum. Aşağıda yemlenen tekirlerin yanına inip atışımı yapıyorum. Ama maalesef bu da ıska. Harikulade renk ve desenlere sahip dikenli deniz yıldızı. Bir tekir denemesi daha. Ama bu sefer tam isabet. Kipro balığı. Thank you.
Buradaki ahtapotu fark eden var mı arkadaşlar? Gerçekten kamuflaj ustası bir canlı. Mürekkebini atıp erişlerin arasına kaçsa da yine zıpkınımı kullanmadan yakalıyorum. İleride yine karşılaşmak umuduyla biraz daha büyümesi için salıyorum. Burada küçük mürekkep balığı, diğer bilinen ismiyle tübya balığı ile karşılaşıyorum. Renk değişimleriyle ahtapottan bile daha iyi kamufle olabilen bu canlının görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim. Dalışımı burada tonlandırıp kampıma geri dönüyorum. Ailem beni merak ve heyecanla karşılıyor. Bölümün sonunda mırığı temizleme ve ahtapotu dövme işlemine geçiyorum. Deneyi iki taraftan çiziyoruz. Yani ayrılması için kılçıktan ayırıyoruz. Buradan da ayırıyoruz. Şöyle. Baştan sona kadar. Daha sonra deneyi yukarıdan tutup güzelce kumları çağırıp yapalım. Roma. Güzel. Evet. İkinci deneyi de ayırdık. Hepimiz tertemiz kaldı. Daha sonra bunu büyük loto bıçağı varsa tamamen şuradan girip güzel kadar ayıracağız. Sert mi? Ben sert ama güzel yani. Bembeyaz. Mırı pilota. Mırı pilota yiyeceğiz bu akşam.
Uçağım da iyi kesiyor. Bir tane köpeğimiz. Gördüğünüz gibi. Gösterin ona girdik. Şimdi bu tarafa gidiyoruz. Evet. Evet, arka fotomuz. Ne yapıyorsun bu şekilde? Bunu dövme işlemi. Eti yumuşatın diye. Etini güzel dövüyoruz. Yani dövme efek et kayış gibi olur. Yani bunu en güzeli deniz kenarında yapmak. Çünkü evde bu ortalığı leş gibi yapar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğendiyseniz abone olup beğeni bırakırsanız sevinirim.